Merhabalar, Yatkan'ın hazırlamış olduğu matematik oyunu inceliyoruz. Oyunumuz 8 yaş ve üzeri çocuklarımız için uygundur. Oyunumuzun kazanları matematiği sevdirmek ve matematiği kolay bir şekilde çocukların öğrenmesine yardımcı olmaktır. Oyunumuz 4 kişi oynanmaktadır. 1 adet oyun platformumuz, 4 adet şu şekilde oyun standımız bulunmaktadır ve toplamda 120 tane rakamlarımızın olduğu şu şekilde taşlarımız bulunmaktadır. Oyunumuzu oynarken her oyuncuya bir tane oyun standı veriyoruz. Oyun standına toplamda 7 tane taş alıyoruz. Almış olduğumuz taşları önümüzde görmüş olduğunuz platformda yerleştirmeye çalışacağız. Neye göre yerleştiriyoruz? Öncelikle orta kısımda mavi bir alanımız var. Bu mavi alanda 4 işlemi yaparak oyunumuza başlıyoruz. Toplama, çıkartma, bölme ve çarpma işlemlerini kullanarak sonuçları bulmaya çalışıyoruz. Bulmuş olduğumuz sonuçları da not ediyoruz. Oyunun bitiminde ise arkadaşlar en fazla puana sahip olan oyuncu oyunumuzu kazanıyor. Evet arkadaşlar, oyun platformumuzu önümüze aldık. Oyun taşlarımızı şu şekilde önüme alıyorum ben. Oyuna başlamadan önce dikkat etmemiz gereken noktamız, şurada görmüş olduğunuz oyunun merkezi, yani mavi alandan başlayarak oyunumuza başlayacağız. Oyunumuzda arkadaşlar 4 işlem yapıyoruz. Şimdi öncelikle ben sizlere göstermek istiyorum nasıl oynayacağımızı. Misal veriyorum ki arkadaşlar 3 x 4 12. Eğer ki 12 böyle normal bir şekilde 1 ile 2'nin yan yana yazılmış hali varsa 12'yi bu şekilde yerleştirebiliriz. Misal veriyorum ki yok. Yoksa 1 ve 2'yi bu şekilde kullanarak yine 12 sayısını elde edebiliyoruz. Şöyle yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar yapacağım işlemleri 3'ünü birlikte yapacağım ya da şöyle ikisini birlikte yapacağım. Devam, hep sürekli devamlılık halinde olacak oyunumuzu oynarken. Eğer ki bütün taşlarınızı oyun alanına tek seferde yerleştirebiliyorsanız yerleştirebilirsiniz. Oyun sıranızı tekrardan beklemenize gerek yok. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. 2 artı 4 6. 6 sayısını aldım. Şuraya şu şekilde yerleştirdim. 3 ile 1'i topladım. 4 dedim. 4'ü aldım. Yerleştirdim. Arkadaşlar ne yaptım? 6'dan 4'ü çıkarttım. 2 kaldı. 2'yi aldım. Yerleştirdim. Bu şekilde işlemlerimizi yaparak devam ediyoruz. Şimdi bütün işlemlerimi ben bitirebilseydim taşlarımın kalanını da bitirebilirdim. Ama şu an bitiremiyorum. Şöyle 6 ile 6'nın toplamı burada biliyorsunuz ki arkadaşlar 6'ydı. 2 ile 4'ün toplamı 6'ydı. 6'yı da 6'ya böldüm. 1 kaldı. 1 sonucumuzu da buraya yerleştirdik. Elimde benim 2 tane sayım kaldı. Ben tekrardan 7'ye tamamlamak için yan taraftan taşlarımı şöyle alıyorum rastgele. Taşlarımızı yerleştiriyoruz. Daima 7 tane taş olacak. Bir tane de fazla almışız. Şimdi arkadaşlar oyunumuz devamlık olduğu için bağımsız hiçbir yere taş koyamıyoruz. Ama ben size birkaç tane gösterebilmek adına bağımsız taş koyacağım şimdi. 2x, 3x ve şurada 25, 50 ve 100 sayılarının ne anlama geldiğini gösterebilmek adına bağımsız taşlarımı koyacağım. Şimdi öncelikle 2x'ten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi 2 yerleştirdim, 3 yerleştirdim. İkisini çarptım. Dedim cevabım 6. Ben bunu 2 üstün üzerine koyduğum için ne yapıyorum? 6'nın 2 katını alıyorum. Yani 12 puan alacağım. Hazneme 12 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar burada benim bir de 10 ile 15 sayım var. Onları da aldım, topladım. Toplamı aşağıda 25 olarak buldum. Buradaki amacımız, bunlar bizim sonuçlarımızdır. Biz ona göre taş koyarak işlemlerin sonuçları bulup buradaki sayıyı haznemize yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar devam ettiğim zaman 3x'imiz var. Hemen bir taş çekelim şöyle. 4 ile 8'i topladım. 12 yapıyor. 12'yi aldım. 3 katının üstüne koydum. Bu sefer ne oldu? Ben 12'nin 3 katını almış oluyorum. Yani oyunumu sürekli devamlık sağlayarak 3 katı ve 2 katlarını da üzerine koymuş olduğumuz taşın 2 katını ya da 3 katını alıyoruz. Turuncuların ise arkadaşlar sonuçlarını tekrardan yeni taşlarla yazmaya çalışıyoruz. Ama nasıl? Hep bir bütün, hep bir devamlıkla bağımsız bir şekilde taş koymadan yapıyoruz arkadaşlar bu işlemlerimizi. Önümüzdeki aşağımızda da sürekli 7 tane taşımız olması lazım. 7 taşın altına indiği takdirde hemen taş kenardan çekiyoruz. Oyun platformumuzda sürekli 7 tane taş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, matematik oyunumuz bu şekildeydi. Umarım sizler de oyunumuzu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.